İKAS ile profesyonel bir e-ticaret sitesi kurmak artık çok kolay. E-ihracat özellikleri sayesinde tüm dünyaya satış yapabilir, ürünlerinizi kargolayabilirsiniz. Ve tüm süreçlerinize destek ekibi 7/24 yanınızda. Daha fazla bilgi almak için ikas.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Peki, gündemde sıcak olan ve fikrinizi merak ettiğim bir konu var. İzleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Şimdi bu hem Zaha transferi hem Szymański transferi iki kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi transferde. Zimru maçı sonrasında Selahattin Baki açıklamalar yapmıştı. Erden Timur ona cevap verdi. Önce Selahattin Baki'nin açıklamalarını verelim, kronolojik gidelim. Arkasına da Erden Timur'un açıklamasını. Selahattin Baki dedi ki Galatasaray Szymański'yi İstanbul'a getirdi. Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör ve yetkililerle birlikte toplantı yaptılar. Biz o adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Kafa kafaya gelirsek Szymański'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider. O futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir, çubukluğu giydiririz. Bu sene bunu yaptık diyor. Bizim 4 gün önce masadan kalktığımız bir oyuncu için sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar diyor. Selahattin Baki bunu Zaha transferi için söylüyor. Maç sonrasında Selahattin Baki bu açıklamayı yapmıştı. Ertesi öğlende Erden Timur'un cevaplı geldi. Diyor ki Erden Bey, Selahattin Baki'nin yaptığı açıklama tamamen yanlış. Szymański Florya falan gelmedi. Bunu menajerlik şirketi de yazılı olarak açıkladı. Böyle konuları açmasınlar çünkü Zaha konusunda konuşmak istemiyorum. Devam. Her şey para değil. Bazen bir oyuncunun sinerjisi uymaz. Başka kulüpte oynamak ister. Zaniolo konusunda belgeleri gösterene kadar 3 ay sabretmiştim. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belgesiyle gösterdim. Icardi transferi, Zaniolo transferi Fenerbahçe'nin teklifini göstermişti. Sürekli gerginliği beslemek doğru değil. Herkesin bu anlamda biraz daha sakin olması gerekiyor dedi Erden Timur. Önce Metin kulüpteki yansımayı senden alayım. Sonra Uğur'un da yorumunu merak edeceğim. Ya önceden bir nefes alırdık, sezon biterdi, şampiyonluklar gelince bir gerginlik ortaya kalkardı. Sonra sezon ortasına kadar yükselip sezon sonunda zirve yapardı. Şimdi sezon başlamadan çok tuhaf bir gerginlik var. İki takım da sezon gergin, yazın daha gergin. Evet yani normalde şu anda en rahat dönem olması lazım ama daha sezon başlamadan kulüpler birbirine girdi. Yani şimdi Galatasaray tarafında tabii ki bir mutluluk var. Zaha'yı Fenerbahçe'nin imkanlarından daha ortalama bir imkanı aldıkları için fırsat olarak mutlular. Kadrolarını güçlendirdiler. Hani cevap vermek istemiyorlar ama cevap veriyorlar. Net bir şekilde Erdem Bey de belgeli. Fenerbahçe'nin o sayıları da, rakamları da itiraz var Ali Koç. Onlar doğru değil, bizde de evrak var diyor. Evet. Yani şimdi az önce senin dediğin gibi Zaniolo transferinde, Icardi transferinde Fenerbahçe'nin yapmış olduğu resmi teklifi evraklarıyla gösterdi. göstermişti. Bir kere iki kulüp de bunu yanlış yapıyor. Bu Galatasaray'ın yaptığı da yanlış. Yani Fenerbahçe'nin borsaya kota bir şirket ya da onun işi, yani Galatasaray'ın işi değil. Fenerbahçe'nin yaptığı transferi konuşmak, yapmak. Şimdi sayın öteki taraftan da Sayın Ali Koç da diyor ki bu paralar doğru değil, yanlış. Yani şey diyor kabaca, Galatasaray yanlış beyan veriyor, aldatıyor. Yalan söylüyor. Şimdi bir başkan bunu, bak ben değil de abi gazeteci bunu olarak, sen söylesen, ben söylesem bile ayıp. Hayır, Dışarıdaki ayıp değil. Taraftar Sen söyler. söylesen sana dava açılır. Ha, dışarıda. Ve bu resmi suç yani. Suç yani. Ben bunu her zaman hassasiyet gösteriyorum. Mutlaka ben de demiyorum ki hani sadece açıklanan kısım doğru ve başka bir kuruş bile verilmiyordur. Değil. Sonuçta bonuslar açıklanmıyor. Bilmiyorum, belki jest. Yani sonuçta Rolex saat de hediye edebilirsin adama ve bunun bir maddi değeri var. Ama bunu kapa bildirmek zorunda Evet. değilsin yani. Rolex saat verdim, bir de yemek yedirdik. Şeyde Boğaz'da faturası da şu kadar denmiyor. Tabii ki daha fazlası gitmiş olabilir Ekstralar ama şey demek, hani bu yalan demek aslında suç. suç Ya bu tabii. şey gibi işte, hani daha önce ben kendi kanalımda beni hani bu Zaha konusunda maddi şeyleri konuşunca böyle bazı geri dönüşler oldu. Yani bir işte atıyorum, Tüpraş'ın açıkladığı bilanço yanlış ya demekten hiçbir farkı yok bunun. Tabii Ya ki. bunu dediğiniz, çünkü aslında kulüp yasal olarak SPK'ya karşı sorumlu. Çünkü borsaya kota bir şirketsin ve o açıkladığın verilere göre insanlar senin hisselerini alıyorlar veya almıyorlar. Galatasaray Spor Kulübü de bir dernek değil, bir şirket. Borsada hissesi var. Zaha transfer onu çıkıyor ya da ne bileyim. Şampiyonlar Beklenti. yine elenirsen düşüyor. Evet. Beklentiye göre insanların para kazanma kaybetme durumu var. Bu manipülasyona
giriyor yani. Bunun yanlış ağır bir suçlama dediğin bu zaman, yani Ali Koç'a dediğin zaman başka bir durum. Bilemiyorum tabii ama ben her zaman hassasiyet göstermeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin de bu arada her yabancı basına çıkan da doğru değil yani. İşte João Pedro'ya Fenerbahçe açıklama yaptı detaylı. İtalya'da daha fazla yazıyordu. Yani herkes işine gelene mi seçecek? Yani işine geleni, yani sonuçta bu kulüpler borsa şirketi yani. O yüzden de tabii Ali Koç diyor ki biz 9 milyon euroları mevzu 9 milyon euroları gelince kattık. Bizim yarımız parasını aldılarsa başarıdır ama bende evraklar var. Öyle olmadığını adım ya gibi işte biliyorum. Evrak varsa direkt gidecek teslim edecek. Çünkü eğer Galatasaray evrakta sahtecilik yapmışsa yani ve borsaya kota bir şirket kendi yatırımcılarını ve diğer yatırımcılarını yanıltıyorsa Sayın Ali Koç bende evrak var deyip susamaz. Doğru. Tabii. O zaman evrağı görelim. Evrağı götür o zaman açıkla. Yani şimdi kulüp başkanları gerçekten bazen camiaları... Sergen Deveci'nin karakteri var ya bir tane. İşte ben biliyorum. Karışmasın ama. Onun gibi. Bu yani diyorsun gibi yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Doğrusunu, ben biliyorum sen. Doğrusunu daha... göster gösteremiyorsun. Şöyle tabii. Yani hani burada sayın başkanların bazen kendi camialarının taraftarlarının tabiri caizse gazını almak için bazı açıklamaları oluyor ama bunların nereye gidebileceğini gerçekten sokakta insanlar delirmiş bir şekilde bunları konuşuyorlar yani hani. Bunların yaptığı yankılar dışarıda çok daha ekstra oluyor. Bunları da düşünsünler. Yani bu gerginlik daha sezon başlamadan yaşanan bu gerginliklerin hiçbir zaman bir faydası olmamıştır. Yine olmayacaktır. Ya biraz da şey de yapmak lazım yani. Elindekinin kıymetini bilmek lazım. Yani Fenerbahçe bence performans katkısına herkesin en emin olduğu oyuncuyu transfer etti aslında. Ya bir de 5-0 yendiği maçtan sonra konuşuyoruz. Ya çıktı ki tamam biz Zaha ile ilgilendik. Tadiç'i aldıktan sonra aynı etki göstermedik. Vazgeçtik. Hayırlı olsun diye. Biz o bölgede zaten yıldız bir oyuncumuz vardı. Geç yani sen bu artık şeyle ilgili olmuyor yani. İşin kendi tarafıyla ilgili olmuyor. Hani iş bu Galatasaray tarafıyla ilgili. Yani Fenerbahçe yöneticisi niye Galatasaray'ın iç işleriyle ilgili açıklama yapıyor ki yani? Gerek yok bunlara. Sen eline gidin kıymet. Ben hatta Tadiç geldiği gün söyledim ki Fenerbahçe'nin daha ihtiyaç kalmadı diye sen biliyorsun. Doğru. Biraz kendi biz doğrusunu bu olduğunu düşündük, vazgeçtik. Ciddi paralar ödediler. Hayırlı olsun dersin. Geçersin yani bu kadar da. Ya Galatasaray'da bir küfür etmedi ya yani. Kendi bir futbolcu transfer ediyor. Ve bilemiyorum yani. Çok ben abartılı olduğunu düşünüyorum. Bu gerginliğin abartılı olduğunu bence düşünüyorum. Bence de. Gerilmeye de çok gerek yok yani. Bazen bir şeyi 2 ay istersin, 3 ay istersin. Ama doğru bir iletişim kurarsan zaten sorun olmaz. Yani Tadiç'i aldığın gün biz o bölgeye oyuncumuzu aldık. Biz daha ile ilgilenmiyoruz artık deseydi. 10 gün sonra kimse böyle bir şey söylemeyecekti yani. Ya da Fenerbahçe taraftar bu kadar rahatsız hissetmeyecekti. Aslında dert olan Galatasaray'ın alması değil. Fenerbahçe taraftarının yoğun tepkisi. Çünkü taraftarı kendi haline bıraktılar. Zaha konusunda hala konsantre. Çünkü ben birebir muhatap olduğumdan biliyorum. Ben Tadiç o bölgede oynasa daha iyi. Zaha yerine bir orta sahası Fenerbahçe deyince ben tepki görüyordum Fenerbahçe'den. Hani Zaha Fenerbahçe'ye gelecek diye çekiniyorsun o yüzden böyle diyorsun falan diyorlardı. Çünkü taraftar konsantre, çılgınlık oluyor. Zaha çılgınlığı. Sen onu adapte etmişsin. Adamın abisini ağırlamışsın hocada. 3 ay Zaha. Öyle yapıp Galatasaray alınca bu duruma düşmen normal. Çünkü sen iletişimi kurmamışsın ki. Taraftarını sallamamışsın o zaman. Böyle bir ya da okuyamamışsın. Taraftarın ne hissettiğini okuyamamışsın. Taraftar tepki verince kurtarmak için Galatasaray'a saldırıyorsun. Olmaz ya. Ya mantıklı bir, değil. Bir de 5-0 kazandığın Avrupa maçından sonra yani Fenerbahçe oyuncusuna şey mi yapmış yani? Fenerbahçe'nin yasal oyuncusuna yasal olmayan yola teklif mi yapmış? Ancak böyle bir tepki bu şekilde olabilir yani. Sonuçta ortada bir transfer var. Transferin muhatabı Crystal Palace. Crystal Palace da değil hatta. Sadece Zaha ve Zaha'nın menajeri yani. Adam öyle bir tercih yaptıysa ders ki ben daha önceden tercih etmedim. Ya da şöyle şöyle oldu. Biz teklifimizi düşürdük. Bu kadar maddi yükü girmek istemedik. Kendi taraftarına kendi tarafını açıklarsın. Galatasaray şöyle, Florya'nın kalbinden alırız. Falan hani artık hani başka manalara gelecek kalıplar kullanarak biraz argo ve sıkıntılı demeçler verirseniz böyle gerilir insanlar yani. Ve ama herhalde şeyler bak, de var. Ali Cabbar açıklaması falan da biraz sinirli abi oldu. Abi o transfer yapma. Ali Cabbar müziğini kullanmadı mı Fenerbahçe? Tadiç'in videosunu açsınlar, giriş izle dinlesinler. Ben mi kullandım? Sen Beşiktaş'a yaptığını Galatasaray sana yapınca kötü mü oluyor?
Sen de yapacaksın o zaman. Kullanırsın bence bu arada. Bence bir problem yok. İkisinde güzel de. Güzel şarkı, popüler şarkı. Kullanılır yani. Evet. O zaman ama Ali Cabbar'a... Bir küfür yok. Ama Ali Cabbar'a alınıyorsan o zaman Beşiktaş'a yapmayacaksın. İşte transfer çalımı atmış gibi gösterdiler diyor. Ama yani bu arada 4 gün önce çekilmek aslında transfer çalınmış işte zaten. Zaten kaç gün önce çekileceksin ki? Yani. bir daha bir. 4 gün zaten yani işte tam orada bitiyordu. Ya 2 ay ilgilenmedin mi? Yalan mı bu yani? 2 ay ilgilendin, uğraştın. Olmadı evet. Galatasaray'da aldı. Bu çalımdır aldı. Zaten. Evet. Hem de şöyle oldu. Daha başka olmaz ki. Diyelim ki yarısını almasın. Zaten aynı parayı alsın yine çalınır. Fenerbahçe'nin getirdiği bıraktığı yerden Galatasaray son 2 gün devreye giriyor. Alıyor yani. Evet. Şimanski'de de. İrfan Can çalımı değil mi? İrfan Can'dı çalım. Şimanski'de de. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla vermedi mi? Fazla verirsen de çalım ki. Fazla daha verirsen de çalım. Yani niye maddi detay konuşuyor? Şimanski'de de Erdem Bey işte hani biz maaş olarak yukarı çıkmadık diyor. Hiç fark etmez. Alamadık da diye. Hepsinde. Az Yıldırım demedim 11 milyon verdiler diye İrfan Can'a. Çıktı dedi. Hiç yalanlamaya çalışmasınlar beni. Belgeleri çıkardı. Aynen. yani o yüzden fazla para verdi aldı. Evet. Ya verdiyse verdi yani. O saatten sonra onun problemi. Maddiyatsa zaten o taraf konu. Bu arada Galatasaray'ın riski yani. Gidemezsen 2 sene Şampiyonlar Ligi'ne. Çok. O zaman o sıkıntıyı yaşar zaten. Bu evet. Yani zaten riski alan Galatasaray. Fenerbahçe'nin bir şey söylemesine gerek yok. Yani Fenerbahçe'nin bunlar risk alıyor demesi ya da daha fazla verdiler, daha az verdiler. Bu Fenerbahçe'nin problemi değil ki. Senin problemin taraftarınla iletişim kuramadığın için, kendi elindeki oyuncuyu değerli hissetmediğin için böyle bir topa giriyorsun. Halbuki Tadic Zaha'dan aşağı bir oyuncu değil. Biraz önündekine baksan, yanındakine baksan, doğru parlatsan, taraftarınla doğru iletişim kursan böyle bir hayal kırıklığı olmaz. Ya Selahattin açık söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin oyuncusunun kıymetini ben Fenerbahçe yönetiminden iyi biliyorsam bu Fenerbahçe yönetiminin problemi bence. Çıkıp biraz, dese... Biraz sahaya baksınlar. Lan bizim futbolcu aynı bölgede oynuyor ya. Ya bir de son... Zimbro'yu paramparça etmedi evet, mi? Onu diyecektim. Avrupa maçında çıkıp şov yaptı. Golünü attı, attırdı. Dedi ki Tadic Dümen'e geçtiği zaman zaten golü Fenerbahçe'nin... Ama Dümen'e geçti yani. Dümen'e geçti. Yani adam geçti. Sahada fotoğraf çekiminde bile Dümen'deydi şimdi yani. Biraz Tadic'le Dzeko'yu da konuşalım o zaman oradan bağlayıp.